İlde ve ilçede kime oy vereceksiniz? Anket yapıyoruz. Ha, anket yapıyorum. Evet. CHP'ye vereceğim. CHP. İkisinde de CHP'ye mi vereceksiniz? İkisi. Anlaşıldı. Siz beyefendi? Aynı. Siz de CHP? Üçü de aynı amcam. Aynen. Siz? Aynen. Siz de aynısınız. Beyefendi siz konuşmak ister misiniz? CHP. Siz de mi CHP? CHP sizin değil mi? Buradaki dört kişi de CHP'ye var. Merhaba. Oy kullanacak mısınız? Evet. Kime vereceksiniz? CHP kardeşim. Bilemedim daha. Kararsızsınız. Kararsız. Anlaşıldı. Sağ ol. Kime oy vereceksiniz ilde ve ilçede? CHP'ye vereceğim. İkisi siz CHP. CHP. Siz beyefendi. AKP. Karar vermedim daha. Henüz kararsızsınız. Şu andaki siyasetçinin hiçbirini güvenmiyorum. Anlaşıldı. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kime oy vereceksiniz öğrenebilir miyiz ilde ve ilçede? Vallahi bir bilsek. Karar veremediniz. Daha karar veremedim. Anlaşıldı. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yağmur Hanım. CHP'ye. CHP'ye. Ben CHP'den başkasına vermiyorum. Büyükşehir'de CHP, Honaz'da CHP. Aynen. Çünkü anlaşıldı. Birinci Honaz'da CHP geliyor. Anlaşıldı. Eklemek istediğiniz başka bir şey yok. Sağ olun. Teşekkürler. Şusunuz. CHP var. Efendim? CHP. İlçede de aynı. Her taraf aynı. A'dan Z'ye. Anlaşıldı. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Beyefendi merhaba. Seçimde kime oy vereceksiniz? Kimseye vermeyeceğim. Kimseye. Küskün müsünüz? Evet. Anlaşıldı. Wow. Şu anda karar vermedim. Karar vermediniz. Anlaşıldı. Çok sağ olun. Seçimde kime oy vereceksiniz? Kararsızım. Osman Zorona. Osman Zorona. Merhaba. Seçimde kime oy vereceksiniz beyefendi? Öğrenebilir miyiz? CHP'ye. CHP'ye. Evet. İlde de ilçede de aynı. Aynen. Tamam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani bu sistemi yıkmak için onu vereceğim. Anlaşıldı. Çok teşekkürler. Siz beyefendi. Vallahi şu anda kararsızız. Kararsızsınız. Hanımefendi. Tamam. Sağ ol. Seçimde kime oy vereceksiniz? İlde ve ilçede. Şeyi vereceğiz. CHP'yi vereceğiz tabii. Anlaşıldı. İlçede de aynı. Tabii. Tabii. Anlaşıldı. Eklemeksiz bir şey var mı? Ya şu sülüklerden kurtulalım ya. Kanımız hemdile ya. Memleketimiz kurtulsun. Anlaşıldı. Çok teşekkürler. İyi günler. Beyefendi merhaba, iyi günler. Seçimde kime oy vereceksiniz? Osman Zoran'a. Osman Zoran. İlçede? Evet. İlçede Yusuf Gülsever. O da AK Parti'nin bir. Anlaşıldı. Çok sağ olun. Kimseye oy vermeyeceğim. Oy kullanmayacaksınız. Anlaşıldı. Teşekkürler. Siz beyefendi? Kullanmayacağım. Siz de kullanmayacaksınız. Siz beyefendi? Kullanacağım. Kime vereceksiniz? CHP'ye. CHP'ye. İlçede de aynı. Anlaşıldı. Siz beyefendi? Ben kullanmıyorum. Durmadan bağırıyorlar. Doğru gel. Bir dinlenmek istiyorsunuz kafayı. Kafayı dinleyip karar vereceksiniz. Hiç olmaz da 20 gün evveli kapatmalılar bunu ya. 20 gün kalı seçime. Normalde kapanması yani, istiyorsunuz. Biraz kafayı dinlesin millet. Anlaşıldı. Herkes kafasına göre orada söyleniyor yani. Takım sağ ol. Anlaşıldı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Beyefendi merhaba, iyi günler. Kime oy vereceksiniz seçimi? Öyle önce mi? Bu düzen değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceksiniz. Eklemek... Hırsızlara oy mu veriliyor? Anlaşıldı. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Beyefendi siz? İyi günler. İyi günler. Bu yaşıma kadar Cumhuriyet Halk Partiliyim. Aynı zamanda üyesiyim. Ona da vermiyorum. Türkiye İşçi Partiliyim. 35 senedir çalışıyorum. Çoluğumun çocuğumun rızkı için Türkiye İşçi Partisi'ne vereceğim. Başka bir eklemek istediğiniz bir şey var mı? Daha ne ekleyelim kardeşim? Bak omuzlarımız düştü. Gurbet geziyoruz. Yazık değil mi 55 yaşındaki bir insanın gurbet gezip de çoluğunun çocuğunun rızkını kazanması? Üniversite mezunu kızım var. Öğretmen ataması yapılmıyor. Diyeceksiniz ki herkesin köyle. Ama bu herkesin köyle diye böyle bir strateji olabilir mi ya? Planlamadan önceden yapılması lazım. Çok önceden yapılması gerekiyor. Ama sağ olsun sırtımıza bindiler, hale inecektir. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi günler. Siz beyefendi konuşmak ister misiniz? Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten yayınlayacak mısınız siz bugün? Genç Birlik Gazetesi'nden takip edebilirsiniz. Ben şöyle bir şey diyorum. Duymuyorsan vatandaşın halini, duyan öze ihtiyaç var başkan bey. Pahalılık, yoksulluk bükmüş belini, gören göze ihtiyaç var başkan bey. Vatandaş parayı göremez oldu, elektrik kira veremez oldu, mutfağa pazara giremez oldu, ekmek tuza ihtiyaç var başkan bey. Yeter mi? Yeter, çok teşekkürler. Peki tercihiniz ne yönde olacak? Vallahi şimdi benim oyum burada değil. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Beyefendi siz kime oy vereceksiniz? Öğrenebilir misiniz? Belli değil benim daha. Kararsızsınız. Siz beyefendi? Siz de konuşmuyorsunuz. Anlaşıldı. Fermarlıyız arkadaş. Teşekkürler. Allah'la bizim aramızda. Kime oy vereceksiniz seçimde? CHP'ye. Anlaşıldı. Sağ olun. Daha belli değil ya şu an. Kararsızsınız. Siz beyefendi? Evet.
Kim çalışırsa ona versin. Anladım. AKP'ye vereceğim. Tamam. Siz kullanıyor musunuz? Anladım. Teşekkürler. Sağ olun. Seçimde kime oy vereceksin? Öyle mi? CHP. CHP'yi veriyorsunuz. Şeyde peki ilçede? Her yerde CHP. Anlaşıldı. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Sağ olun. Kolay gelsin. Kullanmayacağız. Kullanmayacaksınız. Siz hanımefendi. Kullanmayacağız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Beyefendi siz kime oy vereceksiniz? CHP'ye. CHP'ye. Sağ olun. Kime oy vereceksiniz? Tabii ki AKP'ye. AKP. Ağzımız dişimizde ama çok şükür AKP'ye daha aşağı başımı vermem yani. İlanı mı yapıyorsunuz şu anda? Tabii canım. İlanı mı diyelim? Efendim? İlanı mı yapıyorsunuz? Anlamadım. İlanı mı yapıyorsunuz? Anlamadım. Ya diyorum İlanı ki, mı gerçek mi söylüyorsun? Alaya mı alıyorsunuz? Gerçek diyorum ben ya. Gerçekten vereceksiniz. Ben tek başıma şurada miting yapacak çalışsın ya. Bu arkadaş tabii canım. Anlaşıldı. Siz hanımefendi. Ha bak. Ben iyi bak çalışana vereceğim. İyi çalışalım. 5 kuruş faydası bana yok. Acımda göbeğim. Ağzım dişim ama adam iş yapıyor kardeşim.